Bismillahirrahmanirrahim. Suratu İhlas, İhlas Suresinin İrabı. Gul, gale yugulüden, yani gavele yekvulüden, birinci baptan emri hazırdır. Aslı ukvul idi. Yani üzerinde baya bir ilal söz konusu. Emri hazırdır, sükun üzere mebnidir. Faili müstetir yani gizli zamirdir. Müstetirliği yani gizlenmesi vücubidir. Mecburen gizlenmiştir. Faili ente zamiridir. Bul de. Kimdesin? Ente. Sen de. Ne de yani meful aradığımızda geri kalan ayetleri, geri kalan kelimeleri de söyle. Gavlen megulü olarak diğer her taraf meful olmaktadır. Ve zamirdir. Nasıl bir zamirdir? Munfasıldır, fetha üzere mebnidir, mahallen merfudur çünkü mübtedadır. Allah lafzı ise burada haber olmaktadır. Allah lafzından bedel olarak ehad kelimesi gelmektedir. Bununla birlikte hüve zamirini şan zamiri saymak da caizdir. Bu durumda hüve mübteda, Allahu ehad ise onun haberi, isim cümlesi olarak haberi olmaktadır. Lafzatullah, Allah lafzı mübteda, es-samet onun haberi olmaktadır. Zamme üzere merfu, zamme üzere merfudurlar. Lem yelid, yelid velede yelidü, aslı yevlidü. Vav burada fetha ile ve esre, fetha ve esre arasında bulunduğundan hasfedilmiştir. Va'ede ye'idu'da olduğu gibi. Vecede yecidu'da olduğu gibi. Lem yelidi. Lem'den dolayı. Lem nedir? Harfi nefidir. Yani nefyeder ve cezm harfidir ve kalbeder. Bundan dolayı yelid fiil muzarisi lem sebebiyle mezzumdur. Cezm alameti ise sonunda gördüğümüz sükundur. Faili ise yine müstetir bir zamir olan hüvedir. Buradaki müstetirlik caizdir. Yani vücubi değildir. Aradaki vav atıf harfi lem, yine az öncekine lem ile aynı manada. Yuled velede yelidü yuledü meçhul muzari. Lem yuledden, lemden ötürü mezzumdur. Meçhul fiil olduğundan naib-i fail almalıdır. Naib-i faili de cevazen müstetir olan hüve zamiridir. Ve lem yekün, vav yine atıf harfi, lem daha önce geçti. Yekün, kâne yekûnu, yekün lemden dolayı mezzum olmuş. Cezm alameti açıkça sükündür. Lehu car mecrur. Bu car mecrur neyle alakalıdır? Haber ile alakalıdır. Küfüven kelimesi ise yekünün haberidir, mukaddem haberidir. Eheddün ise burada isim olmaktadır. Kul huvallahu ehed. Tekrar bakarsak burada kul, kul fiili, yani nedir bu? Fiili var, faili var, mef'ulü var ileride görüldüğü üzere. Bunun için irabta bir mahal yoktur. Hüvallahu ehede baktığımızda ise bu da kavlin mekulü olarak mahallen mensuptur. Allahu samed fi mahalli raf, raf mahallindedir. Niye? Çünkü mübtedanın ikinci haberidir. Hüvenin ikinci haberi olmaktadır. Hüve o Allah samettir şeklinde. Hüve o Allah, hüve o nedir? Allah'tır. Es-samedü tek olan Allah. Yani o Allah tektir. İkinci haberi olmakta. Lem yelid ve lem yuled cümlesine baktığımızda burada da lem yelid, lem yelide baktığımızda hatta diyebiliriz. Lem yelide baktığımızda lem yelid, bu da yine mahallen merfudur. Hüvenin üçüncü haberidir. Ve lem yulede baktığımızda ve lem yule atıf harfinden dolayı merfudur. Çünkü lem yuled hüve, yani bu bir fiil cümlesi sonuçta. Ve lem yekün lehu son cümleye baktığımızda bu da lem yuled üzerine vav atıf harfinden dolayı atfedildiğinden
yine merfudur. Burada geçen samet kelimesi dikkat çekmektedir. Çünkü sıfatı müşebbehedir. Onun da belirtilmesi gerekiyor. Böylece velem yekunnehu küfüven ehad ile belirterek İrab için noktayı koymuş olduk. Kısaca kıraate değinmek gerekirse Kul huvallahu ehad diye okuyoruz ama cumhurun okuyuşu böyledir. Tabi cumhurun dışında okuyanlar da var. Yani şaz kıraatler de vardır. Amr bin Hattab, İbn Mesud ve Rabia ve Ameş Kul huvallahu'l vahid şeklinde okumuşlardır burayı. Ve Gara'e Abdullah İbni Mesud ve Übeyye bin Ka'b. Übeyye bin Ka'b ile İbni Mesud Hüvallahu ehad diye yani bi gayri kul. Kul demeksizin okumuşlardır. Kulu söylemeden direkt Hüvallahu ehad şeklinde okumuşlardır. Böylece İhlas Suresinin irabına ve kısaca kıraatine değinmiş olduk. Bu bahsettiğimiz şaz kıraatler şeklinde okumayalım. Yani herkes kendi bildiği şekilde okumaya devam etsin.